biraz önce izlemiş olduğunuz bu güzel cami maketini yapan genç kardeşlerimiz yanımızda. Onlarla bir tanışalım. Bakalım ne zaman nasıl böyle bir fikir oluşmuş. Bir soralım bakalım. Ben müsaade ederseniz önce küçük soracağım. Bir tanışalım bakalım. Abi ya da kardeş bakalım tiyoları verir. Ne bu Enes bayılacak. Adın soyadın ne? Enes Develloğlu. Enes kaç yaşındasın? 14. Okula gidiyorsun? Aha, evet. Kaçıncı sınıf var? Kolej son. Peki Türkiye'den nereli olduğunu biliyorsun? Kayseri. Peki teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de Ersan Develloğlu, Kayserliyim. Bu ne? Ersan kardeşim, böyle bir fikir... Gördün değil mi? Oluştu. Yani Bahman mı ya? Yarın pazartesi sabah alıyorum seni ha. Fransa'ya geldiğim zaman nedense içimden bir his. Olmaz mı? Sen bilir mi? Dedi, sen bir cami maketi yap. İnşallah sonra da... Tamam sen bilin ki. Kalbimden geldi. Ararsan alırım. Böyle bir şey yapma. Hadi sen de bak kendine. Başladım ve 1,5 yıl içerisinde bitirdim Allah'ın izniyle. 1,5 içerisinde bitirdin. Peki Türkiye'den bir mesleğimiz nedir? Yani böyle bir şeyden hiçbir mesleğim yok. Çiftçilik, hayvanla uğraşmak, böyle normal köylü hali. Ama gördüğüm kadarıyla yani çok süper bir işçilik çıkarmışsın. Yani birçok mimara taş çıkaracak şekilde bir yapı da ortaya çıkarmışsın. Yani bunu neye borçlusun? Bu Allah'ın verdiği bir yetenek mi yoksa? Bu Cenab-ı Allah'ın verdiği bir yetenek. Doğru. Çünkü başladıkça içime sanki diye bir his geldi. Başladıkça şunu yap, bunu yap böyle. Şöyle daha güzel olur, böyle daha güzel olur. Böyle bir his geldi ve bu model ortaya çıktı Allah'ın izniyle. Peki delikanlı, senin burada emeğin ne? Sen neleri yaptın? Hangi bölümleri yaptın? Mesela taşlarını, yazılarını. Bunları sen yaptın. Başka neler yaptın? Başka boyamalarını. Peki bunun maliyeti ne kadar oldu? Maliyeti biraz şöyle yaklaşırsak bir alır. Hazır mısın? Bu cami maketinin maliyeti kaça mal oldu? Samimi konuşmak gerekirse abi hiç fişlere bakmadım, saymadım. Ama hemen hemen 1.000 euroyu bulmuştu. Aşağı yukarı. Bunu tamamen kendi cebinden mi yoksa desteklerin oldu? No. Tamamen kendi cebimden. Böyle hiçbir kötü alışkanlığım olmadığından nedeniyle dedim öyle paramızı sağa sola vereceğimize evimizde, kendi hanemizde bir de örnek olsun büyüğe ve küçüğe, herkese. Peki o zaman biraz bize anlatır mısın şu camimize? Yani bu camiyi yaparken, bu maketi yaparken neyi düşledin? Yani kafanda neydik? Hangi camiden esinlendin? Hangi camiye göre kendini yönlendirdin? Bu camiyi yaparken sadece beynimde oluşturdum. Arkadaki değil mi? Kızıl saçlı. Genellikle kendi düşüncem. Sadece kendi düşüncem. İçinde gördüğüm kadarıyla imamımız var. Yani bir camide olması gereken tamamı hepsi yani. Camilerden esinlenme illaki. Gördüğümüz camiden, köyümden, kasabadan, buradan. Gittiğim cuma namazına, bayram namazına gittiğim camilerden görüyorum mesela. Bakıyorum bir desen hoşuma gidiyor, onu buraya işliyorum. Peki bu malzeme nedir? Yani biraz malzemelerinden bahset. Malzemeler bu normal çakıl taşıdır yerlere serdiğimiz. Bunun içisi ağaçtır, dışısı sıva, boya böyle desen verdik. Yani bunlar çok basit malzemeler. Böyle diyelim ki mutfak eşyasında kullanılan, diyelim ki bunlar çorba tası. Bunlar senin konuşunca bak Mustafa Gökmen diye sıfatlısın bir şeyler hani olursa. Eşyaları normal günlük eşyalar. Aynı zamanda parkını canlandırmışsınız. Evet biraz parkını canlandırdım. Bu değişik bir şeydi. Değişik süsler vardı üzerinde çok çok değişik şeyler. Ama ben onu kestim. Normal bir caminin havuzu haline getirdim el deseniyle. Yoksa değişik bir şeydi o. Bu böyle bir şey değildi. Kendi elimle değişik bir şeye döndürdüm onu. Bu taşları mesela yaparken hiçbir model olmadan buraya geldim, ortasına bir tane taş koydum. Dedim bunu yuvarlak yapayım ne olacak? O da bir desen ortaya çıktı, hoş bir görüntü meydana geldi. Böyle bir şey. Evet, teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten güzel bir maket.
İnşallah diğer insanlarımıza, gençlerimize de örnek olursun. İbretlik bir yapı olur. Teşekkür ederiz. Buradan seni tanıyan, seven... Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biz gurbetçiler bütün Türkiye'deki bütün Müslüman alemine bol bol selamlar, saygılar, Allah'a emanet olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Senin... Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sen neler söylemek istersin? Ben de bütün Kayserli kişilere selam söyleyeyim. Efendim, bu güzel kardeşlerimizin gerçekten yapmış olduğu bu güzel eseri inşallah ileride iş adamlarımız görür, destekler ve güzel bir cami olur diyoruz. Kutluyoruz.